Merhabalar maraton izleyicileri. Bugün yine birkaç maç konuşacağız. İlk Galatasaray maçıyla başlıyoruz. Galatasaray Gençlerbirliği maçıyla başlıyoruz. Mücahit, Galatasaray Gençlerbirliği maçı hakkındaki yorumlarını bize iletir misin? Tabii bu hafta ilk başlangıcı sen yaptı dedik. Bir devir teslim oldu bu hafta. Maçla hemen başlayayım o zaman. Yani maç aşırı bir seviye farkının olduğu bir maçtı. Galatasaray çok rahat kazandı. Yani normalde taktik tahtası üstünde değerlendiriyorduk maçları da öyle bir karar almıştı. Bu maçta değerlendirecek pek bir şey bulamadık. Seviye farkı yüksekti. Yani Galatasaray çok ağır bastı maçta. Gençlerbirliği yani kötü bir takım. Kadro kalitesi de kötü de oyun olarak da bayağı kötüye gitmiş. Sen de bir Gençlerbirliği taraftarsın. Sen daha çok izliyorsun Gençlerbirliği'ni. Sen direkt sen başla istersen. Gençlerbirliği önde baskı yapmak istedi Galatasaray'a. Ama kontrolsüz bir önde baskıydı. Yani bunu iyi yapamıyorlar. İyi yapamadıkları için de Galatasaray daha geniş alanlar bulmaya başladı. Yani topla çok rahat çıktı Galatasaray. Uzun oynasa da çıktı, kısa oynasa da çıktı. Böyle bir sabit bir Gençlerbirliği orta saha hattı ve savunma hattı göremedik. Bu da Galatasaray'a çok Galatasaray'ın kendisini göstermesine neden oldu. Bütün oyuncular iyi oynadı bu maç. Yani kötü oynayan bir kişi bile yoktu. Emre Akbaba bile iyi oynadı yani. Oradan anlayabiliriz. Bu yerleşim sıkıntıları var Gençlerbirliği'nde. Mustafa Kaplan'ın ön alan baskısı sevdası var. İlk Gençlerbirliği döneminde de vardı geçen sezonun başında. Bu da tabii ön alan baskısı işe yaramayınca kimliksiz bir takım ortaya çıkarıyor. Fenerbahçe'den de 5 yedi. Galatasaray'dan 6 yedi. Galatasaray daha net bir galibiyet aldı aslında. Çabuk kopardı maçı. Kalecinin de hataları var tabii. İlk maçı Übeyt Adıyaman altyapıdayken, 16-17 yaşlarındayken çok iyi bir kaleci geliyor diye hep adını duyduğumuz bir kaleciydi. Ondan sonra bir türlü A takımda yer bulamadı kendine. Yani o sıçramayı yapamadı. 23 yaşında ilk Süper Lig maçına çıktı. O da kötü bir maçtı. Belki toparlar mı bilmiyorum. Umarım toparlar yani. Onun için yıkıcı bir maç oldu. Kötü eleştirilere maruz kaldı. Haksız eleştirilere. Onun haricinde taktik olarak dediğin gibi çok konuşacak bir şey yoktu. Ama açık alanda da çok hızlı oyuncuları olmamasına rağmen Galatasaray'ın açık alanda etkili olabileceğini de görmüş olduk. Böyle bir test olarak da bakabiliriz maça Galatasaray açısından. Onun haricinde sen devam et buradan. Ben Galatasaray'la ilgili şu dikkatimi çektim. Galatasaray'ın beki ne kadar etkiliyse Galatasaray o maçta bayağı iyi hücum ediyor. Yani özellikle sol bekten genelde hücum ediyor. Mesela sezon başında da Saratçı bayağı etkili oluyordu. Galatasaray'ın yani bekiyle hücum kalitesi arasında bir doğru orantı var. Bek ne kadar iyi hücum ediyorsa yani Emre Taşdemir iyi bir maç çıkarttı bence. Ortalama bir bek ama iyi bir maç çıkarttığını düşünüyorum ben. Saratçı'ya oranla daha iyi oynadığını düşünüyorum. Yani şeye biraz beklere bağlı gibi Galatasaray hücumda. Merkezden yani bu maçta merkezden de iyiydi ama bu ben dedim genel bir çıkarım yani. Genel olarak beklerden iyi bir destek alması gerekiyor. O açıdan Liverpool'a da benziyor. Liverpool'da beki iyi hücum ediyorsa o maç daha iyi oynuyor. Öyle söyleyeyim. Yani şey yapısı da benziyor aslında. Hücuma yerleşim yapısı da benziyor. İki tane iç oyuncusunu yerleştiriyor. İki tane iç oyuncusuyla oynuyor. Kenarlarda bekler çıkıyor öne. O açıdan Emre Taşdemir oynadı. Emre Akbaba da iyi oynadı. Belhanda Galatasaray kadro yapısı itibariyle biraz şey bir takım. Skor üretemeyen bir takım. Yani işte Arda Fegüli kenarlar ikisi de 10 gole ulaşmaz sezonda. Zor ulaşırlar veya maksimum 10 gol yaparlar. İşte merkezde Emre Kılınç, Emre Akbaba, Belhanda 10 golü bulmaz bu isimlerde senede. Biraz forvete mecbur kalıyor. Forvetin artı 25 gol falan atması lazım ki Galatasaray şampiyonluk yarışında olsun. Eğer bu forvet 25 gol atmıyorsa bayağı sıkıntı yaşıyor bu anlamda. Yani transfer için de o bölgede bir gerekliliği vardı Galatasaray'ın. Oğulcan bir nebze oraya bir çözüm oldu. 3 gol attı galiba. 3. ya da 4. golü oldu bu maçla birlikte. Oğulcan da bir nebze çözüm oldu. İşte Babel dönerse Babel'i mi oynatır artık? Transfer mi yapar? Galatasaray'ın bir kenar bir forvete ve orta sahadan da skor katkısına ihtiyacı var bence.
Bu Cagney'e ne diyorsun? Cagney gol atıyor. 9 gole ulaşmış. Ama saha içinde Ya başka bir yerlerde yok. Ama oyun içinde şöyle yok bence. oyun içinde yok ama bu da 9 gol atmış. Oyun içinde de olmasın diyenler de var. Buna nasıl yaklaşmak gerekir? Yani Galatasaray'ın kadro yapısı çok çarpık şimdi. Şey mesela dediğim gibi Arda Fegül 10 gol yapmıyor. Atamıyor adamlar sezonda. Arda'nın da 10 gollü bir sezonu yok. Fegül'ün de. Yani tek tük varsa da çıktıkları. Şimdi senin forvetin 25 gol atmak zorunda, 30 gol atmak zorunda. Cagne bunu sağlayabilirse iyi bir performans. Ama Cagne oyun içinde yok yani. Ha, Cagne oyun içinde yok diye bazı şey Cagne 25 gol atabiliyor diye bazı şeylerini tolere edebilirsin. Çünkü senin kadro yapılanman kötü. Yani burada bir mecburiyet de var aslında. Senin Cagne'nin 25 golüne ihtiyacın var oyun içinde götürdüklerine rağmen. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama yani Galatasaray eğer ideal bir yapıda Cagne şey yapamaz. İdeal forveti değil. Ama böyle çarpık bir yapıda mecbur kalıyor ki Antalya maçında bayağı bir ileride şey olmuştu. Antalya Spor maçıydı sanırım. O maçı konuşmadık biz o 0-0 biten. Oğulcan en ileride oynadı. Oğulcan oynadığı zaman şöyle bir sıkıntı oldu. Galatasaray %80 topa sahip oluyor. Ama o ceza sahası içinde topu bulaştıracak adamı yok. Cagney orada bir tehdit yaratıyor yine. Yani Galatasaray'da ciddi bir şey sorunu var. Ceza sahası içinde bir tehdit sorunu var bence. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama Cagney hakkında. Zor konu tabii. Şimdi yerine oynayabilecek adam yok şu an kadroda. Mecbur oynayacak. Ama eğer alınabiliyorsa, eğer bir transfer imkanı varsa direkt yerine bir adam alınmalı bence. Ama mesela kafasında Fatih Terim'in kafasında daha öncelik gerektiren bir mevki varsa onu almasını anlarım. Yani atıyor çünkü. Ama bu oyunla kaybı ben olsam ben mesela benim oyun anlayışıma göre ben hayatta böyle bir santrafor tercih etmem. Yani ben oyuna katılmasının çok ihtiyaç ya saha içinde santraforun oyuna katılmasına çok ihtiyaç duyuyor. Özellikle pasla çok iyi ayağında top tutamayan bir takımsan santraforun yardımı sana çok gerekli bir şey. Şöyle bir Manchester United'da şöyle bir hikaye var. Van Nistelrooy acayip goller atıyor. Her sene 15 golün üstüne çıkıyor böyle. Premier Lig'in en iyi forvetlerinden biri olarak gösteriliyor o dönem. Manchester United'dayken. Ama 3 sene şampiyon olamıyorlar. Van Nistelrooy'un olduğu 3 sene. Birinde Arsenal oluyor. İkisinde Chelsea oluyor. Biraz da Fergus, ya biraz sorunlu bir karakter olmaya başlıyor Van Nistelrooy. Şey olarak, mental olarak. Bir de Ferguson şöyle bir şey düşünüyor. Yani bu adam bu kadar gol atıyor ama ceza sahası dışında çok etkili değil. Bu yüzden eksiltiyor. Bunu bu kadar gol attığına bakmamak lazım diyor. Satılar çıkarıyor Van Nistelrooy. Birden yani herkes şaşırıyor. En iyi oyuncunu sen nasıl satılar çıkarırsın falan gibi şeyler oluyor. Tepkiler geliyor. Ondan sonra satıyor Real Madrid'e. Real Madrid şampiyon yapıyor orada Van Nistelrooy. Kendisi şöyle bir sistem kuruyor. 4-4-2'ye dönüyor. Ön ikili Tevez'le Rooney. İkisi de tam olarak santrafor değil mesela ama Yok sahayla Rooney. Yanlış mı? sahilerin önündeyler. Tevez'le Rooney. Saha yedek. Sahayla Rooney. Tevez sonraki sezon geliyor. İlk sezon sahayla Rooney oynuyor. Allah 2007'de. Allah. Tabii canım FIFA 2007'de oynamış adam. Öyle mi? Ama şey Şampiyonlar Ligi yani 2008'de finale çıkıyorlar. Finale çıkan kadro Tevez'le Rooney. Evet. Sonraki sene geliyor Tevez. Sahada topla girebilen bir adam ya. Biraz da hani onun da katkısı var. Geriye gelip şey yapabiliyor. Top alıp dikine gidebiliyor yani. Van Nistelrooy gibi değil. Ceza sahası golcüsü değil o kadar. Ceza sahasına da etkili tabii de. Sonra Tevez Rooney tamamen santrafor sisteme dönüyor 2008'de. Ben onu karıştırmışım, yanlış hatırlamışım. Burada kanatlar işte Ronaldo ile Giggs oluyor. Burada mesela Van Nistelrooy'u bile kesiyor adam. O kaç sene önceki 2006'nın 2007'nin olayı. Kaç sene önceki olay. Bunu o zaman işte öyle modernleştiğini falan yorumluyorlardı. Artık ceza sahası golcüleri bitiyor diyorlardı. Hakikaten de bitmeye başladığı dönemdi o zaman. Artık 2020 oldu. 2021 oldu. Ceza sahası golcülerinin biraz yeri cidden kalmadı yani. Bütün ceza sahasında çok iyi dediğin santraforlar bile artık dışarıda her türlü işi yapabiliyorlar ceza sahası dışında. Bu da hani Cagne konusunda bir karar verebilmek için etkili bir örnek olabilir gibi geliyor bana.
Şeyi sorayım ben sana. Tam dediklerinde haklısın. Ama Galatasaray'ın yapısında Cagney gibi bir forvete mi ihtiyaç var, yoksa yani mesela Crivelli diyorlar. Crivelli gibi bir isme mi ihtiyaç var? Yani şu kadro yapısında mesela işte kanatlar skorer değil, orta saha skorer değil, beklerden skor katkısı sağlamıyor. Yani biraz şey bazında da değerlendirmek gerekiyor. Galatasaray'ın kadro yapısı itibariyle de değerlendirmek gerekiyor bunu. Ya Sen ne düşünüyorsun acaba? şöyle kanatları Oğulcan Babel yaparsın. Santrfor Crivelli bence ideal santrfor değil de hani biraz daha dışarıda da oynayabilen bir santrfor alınabilir ya. Nasıl bir örnek verebilirim buna bilmiyorum da. Crivelli olmaz bence, senin dediğin gibi de olmaz. Sadece çünkü o şey hem Muri gibi onu mesela. hem Muriç olur, çünkü Muriç atıyordu yani ceza sahası içinde. Crivelli de atıyor da Crivelli şey değil öyle. Oyuncu gibi gelmiyor bana yani. Crivelli de şunu temsil ediyor. Mücadeleyle top tutmayı temsil ediyor. Yani Muriç biraz daha etkili olmaya başlamıştı son dönemlerinde. Ya Muriç de değil de şöyle mesela Dembaba'nın biraz daha diri hali desek, o güzel örnek bence. Dembaba dışarıda da top kullanabilir. İçeride de etkili. O tarz bir oyuncu yani benim kafamda. Öyle bir oyuncu anladım. Tabii mümkün değilse almak, bunu bilmiyorum ben. Şu an Galatasaray alabilir mi böyle bir oyuncu? Hani bonservis çok gerektirir mi? Maaş bütçesini nasıl etkiler falan bilmiyorum. Alamazsa Cagney devam etsin. Yapacak bir şey yok yani. O önceden yapılmış hataların sonucudur bu. Kadro planlamasında. Bu sonuca katlanmak zorunda olabilir Galatasaray şu an. Ama eğer imkan varsa, Cagney'den satılma imkanı falan varsa hele, direkt satmaya bakardım ben yani. Şey de var şimdi Galatasaray'da Fatih Terim dün bazı isimler açıkladı. Bunları konuşalım. Onyekuru diyor. Onyekuru dedi. Onyekuru'nun pazartesi geleceği konuşuluyor İstanbul'a. Onyekuru'yu dedi. İrfan Can'ı dedi. De Mısırlı Mustafa Muhammed'i dedi. Başka bir sonra Viskan'ın da ismini verdi. İsim vererek ilk kez böyle bir şey yaptı Fatih Terim'den. Pek duymazsınız. Duyum bile çıkartmaz normalde. Kadron sızmasına bile kızan biri. Transferi konuşalım biraz da. Galatasaray'ın ihtiyacı var mı böyle isimler, veya ne tarz bir isme ihtiyaç var? O şekilde başlayalım. Veya sorunlar neler, onlardan başlayalım direkt. Bence ihtiyacı var şeye. Hangisi için? Mustafa Muhammed'i tanımıyorum. Onun haricinde İrfan'a ihtiyacı var Galatasaray'ın. Çünkü 8 numara eksikliği var takımda, belli oluyor yani. Hani Belhanda, İrfan, arkalarına Taylan ideal bir orta saha olur bence. Mesela bunun işlemediği zamanlar Emre Kılınç'la biraz daha tempo katman gerektiği zamanlar olur. Emre Kılınç'ı alırsın. Belhanda'yla şey çıkarıp böyle bir iyi bir alternatif orta saha oluşur. Maçına göre de taktik yapabileceğim bir orta saha oluşur yani. Vişça da her takıma ihtiyacı olan bir kanat yani. Çünkü adam üretebiliyor, skor da yapabiliyor. Çok şey, komple bir kanat Süper Lig için bence. Vişça da herkesin ihtiyacı olan bir oyuncu. Üçüncü kimdi? Biri daha vardı. Onyekuru. Onyekuru biraz şey ya, iyi performans verdi de ben Onyekuru'yu hiçbir zaman beğenmedim yani. Şu an eğer Babel sağlıklı dönmezse Onyekuru'ya ihtiyaç var da, Babel sağlıklı dönerse Onyekuru'ya ihtiyaç yok gibi geliyor bana. İdare edilir oraya yani. Onyekuru biraz lüks olur. Bir de Onyekuru nasıl gelecek, şartları bilmiyorum. Bonservisli mi gelecek? İşte şey diyorlar, bu sezon kiralık, sezon sonunda 4 milyon euro gibi bir bonservis olacak satın alma opsiyonu. Şeye Onyekuru herhalde bitmeye en yakın isim Onyekuru gibi duruyor, çünkü pazartesi geleceğini falan söylüyorlar. Diğer isimle daha biraz daha zor transferler. Onyekuru ile ilgili şu var. Onyekuru şey bir isim değil böyle. Maçı çözecek bir kanat oyuncusu değil. Daha çok ceza sahası içinde etkiliyor o da. Yani çabuk hareketlenebildiği için ceza sahası içinde fark yaratabiliyor bence. Aynı işi Babel de yapıyor. Hem de Babel daha kaliteli halde yapabiliyor bunu. Yani daha kaliteli bir oyuncu, ama şey yok. Yani bu Onyekuru gibi topu alıp gitmiyor. Sana baskı yediğin zaman çıkma şansını vermiyor bir tek Babel. O eksikliği var, ama Onyekuru'nun da tabii savunmada yarattığı zaaf var. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani Onyekuru meselesi, mesela geçen sene Galatasaray şey maçı var. İşte Fenerbahçe maçında orada bir kahraman olma durumu oldu. Ondan sonra aslında Galatasaray'a geriye götürülen sebeplerden biri Onyekuru oldu bence. Çünkü orada bir yapıyı bozan bir isim oldu. İşte Fatih Terim kararsız kaldı. İyi oynuyor işte bu. Biraz Kadıköy maçının etkisinde kaldığını düşünüyorum. Orada bir yapıyı bozukluğa sebep oldu Onyekuru bence.
Onyekuru'nun şeyi de var. Maç çözen bir isimde. Veya Rodriguez çıkardı bir şut atardı. Maçı çözerdi. Onyekuru'da o da yok yani. Onyekuru takım iyiyse Onyekuru da iyi. Takım kötüyse Onyekuru iyi değil. Yani Babel daha kaliteli bir isim. Bana göre daha etkili bir isim ceza sahası içinde de. Hem fulleli bir oyuncu, fizik olarak da üstünlük sağlıyor sana orada. İşte yani orada öyle bir tercih yapacak gibi. Ya da Babel'i 8'e 9 numaraya mı atacak artık bilmiyorum. Forvet olarak da Babel'i düşünüyor olabilir. Fatih'lerin forvete transfer yapmayalım. Cagne Babel götürelim şeklinde de düşünüyor olabilir. İrfan konusuna gelirsek İrfan transferi şöyle. Galatasaray'ın bir kaliteyi de arttırması gerekiyor bence. Orta sahada özellikle. Çünkü oradan üretim pek alamıyordu. Belhanda'da Emre Kılınç da size işte şeyi sağlamıyor. Maçı çözecek pası atmıyordu. İrfan o isim bence. Ama İrfan'da bir istikrar sorunu var gibi. Sen ne diyorsun bu konuda? İrfan'a dair en iyi şeyi sen söyleyebilirsin herhalde. Gelişimini de iyi takip ettin. Ya İrfan çok çok küçük yaşta genç yaşlarından beri takip ettim yani. İrfan her geçen sene gelişiyor aslında. Yani bu sene biraz durdu gelişimi. İlk Başakşehir'e gittiğinde acayip geliştiğini görmüştüm. Temposu falan artmıştı. O saha ya istikrarsızlığı var gerçekten. Yani istikrarsızlık derken oynuyor her maç ama maç içinde düştüğü anlar oluyor. Ondan sonra şey olduğu anlar oluyor işte. Temposu düşüyor. Maçtan kopuyor böyle. Ama oynuyor yani adamın şey sıkıntısı yok. Fiziksel bir sıkıntısı yok. Ama o istikrar ya o kopmaması da o tarz oyuncular biraz şey oluyor. Şımarabiliyor yani şey yapabiliyor. İstikrarı tutturamayabiliyor. O kadar disiplinli olmayabiliyor. Onun o mesela disiplinli olsa her maç aynı şekilde 90 dakika oynasa yüksek performans direkt giderdi. Bu yaşlara kalmazdı yani şey Avrupa'ya giderdi direkt. O kalitesi var. Ya, o kadar kaliteli bir oyuncudan biraz gözüm bakmak lazım. Bir de şimdi bu takıma geldiğinde burada bir sinerji var. İşte yeni yerli bir iskelet oluşuyor. Fatih Terim'in yerliler üzerinde biraz daha etkili. O konuda daha motive, eğer Galatasaray iyi giderse, şampiyonluğa oynamaya devam ederse daha motive, daha iyi oynayan, biraz daha 90 dakikaya yayan, performansını 90 dakikaya yayan bir İrfan Can görebiliriz Galatasaray'a gelirse. Bu İrfan Can şimdi kalite olarak hiçbir şey yok. Soru işareti yok. Sadece motivasyon eksikliği oluyor. O motivasyon eksikliğini burada giderebilir gibi geliyor bana Galatasaray'da. Eğer Galatasaray'ın iyi gittiği anlarda tabii. Bir de İrfan Can'la ilgili şu şey var bence savunmada da bir zafiyet yaratıyor aslında İrfan Can yani bazen uyuyor işte ileride kalıyor geriye dönüşlerinde sıkıntı yaşayabiliyor o konuda da bir oyundan işte dediğimiz gibi oyundan düştüğü anlarda savunmada da büyük bir zafiyet yapıyor o bölgede oynayan bir oyuncu için. Galatasaray'ın da aslında bir yerleşim sorunu varken bu da bir sıkıntı yaratabilir İrfan Can transferinde ama İrfan Can kalitesinde hücumda sana gelecek vadeden işte hücum kalitesini arttıracak bir isim de bunlar göz ardı etmek gerekiyor zaten. Türkiye seviyesinde kusursuz bir oyuncu bulmak imkansız yani her şeyi yapabilen bir oyuncu zaten kalmıyor burada. İrfan Can transferi de zor bir transfer aslında Fatih Terim ismini verdi ama O ikisi yani nasıl yapacaklar ki? o serviste gelirse eğer Vişçay ile İrfan'a 15 milyondan aşağı gelmez gibi geliyor bana ikisini toplama. En az 15 milyon yani. Öyle değil mi? Bugün Okan Buruk da ben de değişim istiyorum demiş ama yani artık takas mı düşünecekler? Gerçi Galatasaray'dan kimi takas edecek o da bir şey. Yani kimi alabilir, kimi isteyebilir onu da bilmiyorum. Stoper ve sağ bek arıyoruz demiş. Bir stoper bulmuşlar galiba Milan stoperine. Bugün haberi vardı. Yani o da bir değişim istiyorlar orada. Onun artık İrfan Can da herhalde gitmek istiyor. Fatih Terim dün gitmek istiyor, istediğini söyledi, gelmek istediğini daha doğrusu. Yani bu aslında sezon başı Avrupa yapsa herhalde hiç buralara bir daha ayak basmazdı gibime geliyor İrfan Can. Galatasaray için aslında iyi bir fırsat. Yani tüm zaaflarına rağmen burada iyi bir satış yapabileceği bir oyuncu bence İrfan Can. Bence de. Buradan şeye geçelim. Galatasaray'ın eksiklerine geçelim transferde. Sen nasıl bir Galatasaray transferde yol haritası izlemeli sence? Onu konuşalım. Veya nerelerde eksiği var tam olarak? 8 numara eksiğini ben ta sezon başında söylüyordum. 8 numara alması lazım takım diyordum. Eto'yu aldılar. Eto'yu yanlış profil bence. O zaman da diyordum. Şimdi bir de kanat lazım diyordum ben. Etebo
yanlış transferdi. Çünkü biraz daha kale önünde üreten bir oyuncu lazımdı. Yani 8-10 numara karışım bir oyuncu lazımdı. Üretkenliğin artması için. Ama ben şöyle düşünmüştüm yani. Arda'yla Fegüli'ye güvenmeyip orta sahadan o desteği almak lazım diye düşünmüştüm o zamanlar. Hani Arda'yla Fegüli oynadan oraya bir de üretken 8 koyarsan iyice takım sürekli aynı tip oyuncular olmuş gibi olur. O yüzden mesela Arda'nın olmadığı bir yapıda Fegüli hani belki olabilir de Arda'nın olmadığı bir yapıda iyi bir 8 numara lazım bence Belhanda'nın yanına. 8, yani final pası verebilen bir adam lazım gibi. O bağlantıyı Belhanda yapacak. Orta saha hücum bağlantısını top taşıma anında. İleride de onu çözebilecek bir ofansif orta saha lazım gibi geliyor bana. Onun haricinde kanat lazım bence. O da işte hani en iyi ihtimal, en iyi profil Visca gibi. Hem skorer hem üretebilen bir oyuncu. Pas üretebilen yani pozisyona sokabilen bir oyuncu. Böyle komple bir oyuncu bulmak çok zor. Onu bulamazsa hani skorer bir oyuncu bence oraya lazım gibi. Çünkü Babel'le Oğulcan'a ikisi de yeterli olsa da bence çok güven olmuyor. Şimdi sadece Oğulcan olunca yetersiz gibi oluyor şey olarak, kalite olarak. Babel oynayacak mı oynamayacak mı biraz şey oyuncu yani. Güvenilmesi zor bir oyuncu. Babel istediği zaman oynamıyorum ben der. Hani kötü performans gösterebilir. Canı isterse de çok iyi oynar. Keyfine göre hareket eden bir oyuncu. O yüzden hani net bir kanat da olsa şöyle. Vişça gibi komple bir oyuncu olmasa da sadece skor özelliği olan bir oyuncu da kanat alınabilir gibi geliyor bana. Sezon başından beri benim o fikrim değişmedi yani. Ya bence bek konusunda da Galatasaray bir değişiklik yapması gerekiyor. Bence bekler de yetersiz. O anlamda bir iki beke de hatta transfer yapılabilir ama imkanlar dahilinde tabii bunlar. Biz sınırsız bir bütçe gibi konuşuyoruz ama ikisi de bence yetersiz oyuncu yani. Saracchi geldiğinde iyi başladı. Sonra ne hikmetse zaten gelen oyuncuların hepsi düşüyor Türkiye Ligi'nde. Sonradan sonra artık ne yapıyorsalar bu oyunculara, büyü mü yaptırıyorlar, ne yaptırıyorlar bilmiyorum. Hepsi diğerlerine uyuyor. Fişek gibi geldi adam sezona. Bu sezon asisti yok ya. Yani bu acayip bir durum. Neyse, buradan şeye geçelim ben son olarak. Beşiktaş Hatay maçına, haftaya Galatasaray'la derbisi var. Derbide Beşiktaş'la karşılaşacak Galatasaray zaten. Hatay maçına geçelim. Nasıl buldun sen Beşiktaş'ı? İzledin herhalde maçı da. Hani izledim. Beşiktaş 3 defansif orta sahayla çıktığı maça. Necip, Atiba, Josef. Ya şimdi her zaman biz burada söylüyoruz. Tekrar düşmeyelim. Olmaz diyoruz. Yani bu biraz üretken oyuncular lazım orta sahada. Özellikle büyük takımlarda. Ama aslında Hatay kapanmadı yani. İlk yarı özellikle. İkinci yarı sonlarda kapandı da. İlk yarı açık oynadı Hatay. Önde bastığı alan verdi. Bu alanları hani biraz daha Beşiktaş'ın değerlendirebileceği alanlar oluştu. Biraz Rus ruletine döndü bir ara maç. Böyle şey oldu yani. Hangisi gol atacak belli değil oldu böyle. Herhangi biri gol atabilir gibi oldu. Öyle de oldu zaten. 2-2 oldu. 4 gol oldu. İşte o hani kapansa Hatay bu takım 2 hafta açamaz yani. 2 hafta top oynasalar Beşiktaş Hatay'ı açamaz kapansaydı Hatay. İyi de kontratı açıklıyorlar. Ben Hatay maç planı aslında şey buldum biraz. Yanlış buldum. Bu maçta özellikle kadro açıklandıktan sonra direkt kapanması lazımdı bence yani. Çünkü bu takım hızlı kontrole çıkabiliyor. Öyle bir sıkıntısı yok yani. Bu şeyde Beşiktaş'ta öyle Necip'i oynatmışım, Atiba'yı oynatmışım, Josef'i oynatmışım. Kontraları ben keserim onlarla diye bir dünya yok yani. Öyle bir şey olsaydı zaten bu açık alanda da keserlerdi. Şey, açık oyunda da keserlerdi yani. 2 gol yediler. Bir sürü pozisyon verdiler. Burada biraz şey gördük. Beşiktaş'ın açık oyundaki zaaflarını da görmüş olduk. Biraz hani Galatasaray'a karşı nasıl bir strateji kullanacak bilemeyiz ama çok kapana da bir. Çok kapanırsa biraz zorlaştırır maçı. Ama açık oyunda aslında Beşiktaş özellikle savunma dörtlüsü acayip hataya yatkın. Galatasaray'ın işine gelebilir böyle başa baş bir maç olursa yani. Ama bakacağız nasıl olacağını göreceğiz yani. Yani Sergen Yalçın aslında Beşiktaş'a geldiğinden beri tüm büyük maçlarda topu reddederek oynadı. Yani hiç şeyi yok herhalde. İkinci bir örneği yok. Topu alayım işte. Maçı kazanmaya oynayayım dediği bir maç yok. Yani kazanmaya önemli dediği değil de topu almayı istediği bir maç yok benim hatırladığım. İşte ilk Galatasaray derbisiyle başladı. Yok şey Başakşehir maçıyla başladı. O maç bir herhalde biraz topu aldı. O maçta da erken
hem gol vardı yanlış hatırlamıyorsam Başakşehir'de Dembaba'yla. O yüzden bir topu alma isteği oldu. Ondan sonra işte Galatasaray maçı var. Kapanık oynadı. Altılı bir hat çıkartmıştı. Hatta iki kenarda getirip altılı bir savunma hattı oluşturmuştu. Fenerbahçe yine 10 kişi Fenerbahçe'ye karşı bile kapanıp oynadı. Sonra işte bu sene yine Fenerbahçe'yi yendiği maçta topu reddetti yine. Aynı şekilde 4-3 kazanılan maçta. Topu reddetmesine rağmen ama şu var, sürekli gol yiyor Beşiktaş. Yani öyle bir şey vardı büyük maçlarda. Son 5 maçta da hiç gol yememişti Beşiktaş bu maça kadar, Hatay maçına kadar. 2 gol yediler bu maçta. Bu biraz tesadüfi miydi yoksa Beşiktaş iyi bir oyun mu oynuyordu? İzledin mi gerçi bilmiyorum ama Beşiktaş'ın durumu ne sence? İzledim. Beşiktaş'ı izliyorum. O kadar iyi ya 5 hani şimdi ligin kalitesi belli olduğu için böyle parlamalar olabiliyor yani. Böyle öne çıkmalar olabiliyor. Hani sürekli şu an ligde liderliğin ne olacağı belli değil. Sürekli değişiyor. Fenerbahçe bitti gözüyle bakıyorlardı. Bir anda Fenerbahçe tekrar şimdi liderliğe aday olmaya başladı. Galatasaray bir dönem çok yükseldi. Hani bir daha bırakmayacak gibi duruyordu. Sonra o iki maç üstte yenildi. O düşüşe geçti. Beşiktaş'ın düşüşü bakalım başlayacak mı? Haftaya belli olacak. Böyle bir lig yani. Şimdi Beşiktaş'a ben kötü desem herkes kötü olduğu için Beşiktaş'ın kötü olduğu belli olmuyor yani. Beşiktaş iyi değildi bence. O yendiği maçlarda da iyi değildi. Kayserispor'u yendiği bir maç var. Kayserispor kapandı. Veliton falan rakibin Kayserispor'un yarı sahasını yarısına kadar topla çıkıyordu. Kimse yanına gelmiyor adamın yani. O kadar kapandı Kayseri. Bu kadar kötü kapanılmaz yani. O kadar gömülmez. Yine de açamıyor Beşiktaş. Beşiktaş'ta öyle bir yetenek yok yani. Orta sahadan rakibi pasla atacak bir yetenek yok zaten. Ama yine de yendiler maçı. Çünkü Kayseri artık ligin en kötü takımlarından biri. Kaliteyle bir şekilde en son penaltıyı da açtılar. Böyle şeyleri var. Rize ile oynadılar. Rize ön alanda bir baskı yapıyor. Gençlerbirliği'nin yaptığı baskı gibi aynı. Arka falan bomboş. Zamanlamalar tamamen yanlış. Yani öne baskı yap, topluğu adama baskı yapana kadar 10 saniye geçiyor. Boşu boşuna baskıya çıkmış oluyor. Arkadaki pozisyonunu da kaybediyor. Öyle öyle maçlar. Şimdi bugün de Hatay'da ligin tabii şey takımlarından biri. Mücadele etmesi zor takımlarından biri. Mücadeleci bir takım. Hatay'da bir sürü açık verdi. Değerlendirdi ama bu sefer Hatay cezalandırmasını da bildi tabii. Böyle Beşiktaş hakkında diyecek bir şey yok. Yani böyle çok hani yuvarlana yuvarlana gidiyor ligde yani. Bir şekilde lider oluyorsun. Biraz düşüyorsun. 5 maç kazanıyorsun. Ligde normal şeyler bunlar. Her zaman karşısında çıkacak. Hepsi şampiyonluk adayı mı? O zaman haftaya bir derbide tekrar bu konuları konuşmak dileğiyle veda edelim artık takipçilerimize. Bu hafta kısa bir yayın oldu. Galatasaray çok da iyi geçirmedi. Yani iyi bir maç olmadığı için çok detaylı giremedik maça. Galatasaray rahat bir galibiyet aldı. O yüzden böyle bir yayın yapalım dedik. Transferleri konuşalım dedik. Bu haftalık da bu kadar diyelim. Herkese iyi pazartesiler diyelim artık. Pazartesi yayınlanır diye. Bay bay.